Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. İslam iktisadına giriş. Yani bununla alakalı fıkıh buyun bir anlamda mukaddimesi, bu eseri kabul edebiliriz. Bu dersi kabul edebiliriz. Her fıkıh buyun öncesinde yani 20 dakika kadar İslam iktisadına giriş diye belli meseleleri müzakere, mutala etmiş olacağız inşallah. Önce umum manzaraya bir bakmış olalım. İslam iktisadı 100 yıldan daha uzun bir zamandır dünyada uygulanmıyor. Bunun için dışarıdan bakanlar İslam iktisadını bilmiyorlar, tanımıyorlar. Çünkü uygulanan bir sistem değil. Beşeri sistemler sürekli tecdit ediliyorlar. Heyetler kuruluyor, iktisatta, hukukta, aile hukukunda, uluslararası hukukta tecdide muhtaçlar, yenileniyorlar. Bazen köklü değişikliklere, anayasa değişikliğine varıncaya kadar gidebiliyorlar. İslam hukuku uygulanmadığından, İslam iktisadı da haliyle ona bağlı olarak tatbik edilmediğinden dolayı birilerine donmuş, asrın gerisinde kalmış görülüyor. Fakat öyle değil. Allah'ın izniyle 15 asırlık İslam tarihinin 13 asrında İslam hukuku Müslümanların kurmuş olduğu devletlerde cariydi. Dünya çapında devletler kurdular. Hem dahilde hem uluslararası hukuk hep İslam hukukuna göreydi. İslam ekonomisi de İslam hukukunun alt başlığında, fıkhın alt başlığında yer alır. Haliyle o da tatbik edilmiyor. Ancak Müslümanlar kendi ticari faaliyetlerinde imkan nispetinde haramdan korunabilmek için hocalara, alimlere soruyorlar. Onlardan belli konularda fetva alıyorlar. Lakin sistem kapitalist bir sistemdir. İslam bir sistem değildir. Ama İslam Allah'ın izniyle Allah Teala'nın vaadi vardır. Nizam olarak yeniden dönecektir. Huvellezî arsela rasûlehu bilhudâ ve dînil hakkı liyuzhirehu aleddîni kulli. Bu din mağlup olsun diye gönderilmemiştir. Galip olacaktır Allah'ın izniyle. Onun için İslam vardır. Fakat Müslümanların himmetini bekler. Bu din yeniden cihana, dünyaya galip olabilmesi için. Peki, madem bir asırdır, bir asırdan daha uzun bir zamandır İslam iktisat sistemi, nizamı uygulanmıyor. Peki uygulamak için ne yapmak lazım? Evvela hadiseyi görmek lazım. Mevcut sistemleri tanımak lazım. Onlar beşeriyete nasıl, ne tür sorunlar getirdiler? İslam bu sorunları nasıl def eder, nasıl izale eder? Karşılıklı iki zaviyeden bakmak lazım. Bir fakih mutlaka yaşamış olduğu asırda o asrın örfünü bilme durumundadır. Eğer örfünü bilmiyorsa orada fetva veremez. Onun için fukahamız diyor ki men cehile bi ehli zamanihi fehuve cahilun. Men cehile bi ehli zamanihi fehuve cahilun. Kim zamanını bilmiyorsa, yani o aslı tanımıyorsa, örfünü bilmiyorsa, adetini bilmiyorsa, o insanları, onların kabullerini tanımıyorsa, uzaksa bu adam cahildir. Yani bu asrın adamını tanıyacaksın. Bu asrın insanının heva, hevesi, arzuları, onları bileceksin. Şeytan onu nerede, nasıl tuzağa düşürüyor? Müslüman bunları bilmek zorunda. Eğer fakihse zaten örfünü bilmiyorsa bir diyarın orada fetva vermesi doğru değil. İmam Muhammed rahmetullahi aleyh çarşıya çıkar, mağazaları dolaşır, dönerdi. Alışveriş yapmak için gitmez. Niçin giderdi? Çarşı pazardaki insanların örfünü öğrenmek için bunu yapardı. Nasıl mal alıyorlar, nasıl satıyorlar. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, onun bir kumaş atölyesi vardı. Kumaş üretiyordu. Yani bugün Ebu Hanife'nin bugünkü ifadeyle söylemek gerekirse kumaş fabrikası vardı. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ticaretin içinde kaldı. Neden kaldı? Çünkü bu ümmetin
önemli mevzularından birisi de ticaret hukukudur, Kitabul Bey'dir. Eğer bir fakih insanların örfünü bilmiyorsa fetva veremez ki. Verdiği fetvalar hayatı daraltır. İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, yani baş kadı oluyor Ebu Hanife'den sonra. Biz muamelatla alakalı meselelerde İmam-ı Azam'la Ebu Yusuf arasında ihtilaf olduğunda, Ebu Yusuf'un o konuda devlet idaresinde vesair mevzuda Ebu Yusuf'un görüşü alınır. Neden onun görüşü alınır? Çünkü içtihatların bizzat devlette tatbikine memur olmuştur. Yeni içtihatlar yapmıştır o alanda, o mevzuda. Ama ibadet konusunda eğer bir ihtilaf varsa Ebu Hanife rahmetullahi aleyh onun takvası, ilmi daha öncelendiğinden dolayı sabikundan olması hasebiyle İmam-ı Azam Hazretleri'nin ibadet konusunda onun görüşü tercih edilir. Ama İmam-ı Azam Hazretleri malumunuz kadılığı kabul etmedi. Vazife almadı. Almadığından dolayı da işkencelere maruz kaldı. O halde fakih hayatın içinde olacak. Yani fakih demek kitaplardaki zor ibareleri çözen adamlar değil. Mevcut meseleleri okuyup onları insanlara aktaran kişiye, fetvaları okuyup aktaran kişiye ne diyoruz? Nakilül fetva diyoruz, değil mi? Nakilü fetva. Fetvayı okuyor, naklediyor. Aslında bu bile fakaheti gerektiriyor. Naklediyorsun, lakin adamın, muhatabın konumunu, durumunu bilmek lazım. Asıl olan nedir? Fakihun nefs olmak. Yani fıkhın ruhuna nüfuz edebilmek. Fakih olabilmek, müfti olabilmek. Müftü değil de müfti olabilmek. Yani işte o İçtihat anlamında, müştehit anlamında müftü olmak. Tabii bugün Ebu Hanife, İmam Malik ayarında bir müftü, bir müştehit olmaz. Ama belli konular var ki ticaret vesaire konularda, oralarda heyetler toplanıp içtihat yapmalı, yapabilmeli. Peki bir alim, bir fakih hayata bakıyor, işte hayatta kapitalizma bugün egemen, böyle bir sistem var. İnsanlar fetva soruyorlar, çözüm arıyorlar, kurtulmak istiyorlar bu faiz düzeninden. Sadece şunlar, şunlar, şunlar haram demek yeterli değil. Peki ne yapmak gerekiyor? Ortaya bir de çözüm koymak lazım. İşte o çözüm İslam'dır. Aslında İslam mevcut sistemlerin alternatifi değildir. İslam reaksiyonla değildir. Sistemlere buradan bakanlar, İslam'ı da bir sistem, beşeri sistemler gibi o kalıpta değerlendirenler, tabi bu değerlendirenler ilmi birikimi olmayanlar. Yani ulema kenara çekilince ya da ulema olmayınca, işte A fakültesini, B fakültesini bitirmiş birisi, hangi ekolden geliyorsa, tercüme kitaplar, daha çok işte İrancı hareketler vesaire gibi, bunların eserlerini okuyor, kendisini alim, allame zannediyor. Belki önüne Kur'an-ı Kerim'i koysanız birkaç tane ayeti okuyup manasını veremeyecek. Bu asırdaki fetretin bu kadar uzun olmasının bir nedeni de budur. Eski fetretlerde ümmetin önünde İmam Gazali gibi alimler, allameler vardı. Yolu onlar açıyorlardı. Krizden Müslümanlar nasıl çıkacak, onlar bunu belirliyorlardı. Fakat çocukluk yıllarımdan itibaren baktığım zaman özellikle Türkiye'deki o Selçuklu ve Osmanlı'dan tevarüs eden ehl-i sünnet anlayışına karşı konuşlanan hareketler İran'dan, sair hariçteki ehl-i sünnet karşıtı hareketlerden etkilenenler ya gazetecidir ya edebiyatçıdır, ama tamam Müslüman kardeşimiz, lakin Kur'an-ı Kerim bilmiyor, sünneti bilmiyor. Birkaç tane tıp kitabı okuyan birisine hastalara reçete yazma ehliyeti verirler mi? Vermezler, veremezler. Neticede cinayet olur. Tamir ederken tahrip eder, ama maalesef bizde bu yapılmıştır. Onun için mesafe alınamamıştır. Yani bir asırdan daha uzun bir fetret var, ümmet çıkamıyor. Neden? İslam'ı reaksiyon zannediyor. Yani A işte ideologyası bir yerde hakimse
İslam'ı ona karşı yapılandırıyor. O değil. Evet, bugün İslam cihana hakim değil ama İslam asıldır. Çünkü Allah Teala yeryüzünü dini hakim olsun diye dünyayı yaratmıştır. Onun için insanı halife olarak var etmiştir. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Halifeyiz biz. O halde Hazreti Adem Aleyhisselam'ın halife olması neyi gösterir? Yeryüzünde İslam, onun ahkamı tatbik edilecek, tenfiz edilecek. Asıl olan İslam'dır. Güneş asıldır ama gece olduğu zaman görülmez. Güneş yine vardır, güneş vardır, gelecektir, asıldır. Onun alternatifi olmaz. İslam asıldır. İnsanların umududur İslam. Dolayısıyla İslam kapitalizmanın, sosyalizmanın, liberalizmanın alternatifi değildir. Asıldır çünkü. Yani ben insanım işte ve adım İhsan. Ben birinin alternatifi falan değilim. Yani ben benim. İslam İslam'dır. Diğer bütün sistemler İslam'ın doğrusuna bakılarak oluşturulan yalanlardan, yanlışlardan, masallardan ibarettir. Öyle diyor Üstad Necip Fazıl. İslam gündüzdür, beşeri sistemler gecedir. İslam asıldır, diğerleri o asla bakılarak oluşturulan yalanlardan, masallardan ibarettir. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken bugün itibariyle nedir? O İslam'ı, iktisat sistemini, bugünkü beşeri sistemleri tanıyan alim, ulema tarafından işte İslam budur. İnsanlığın umudu budur. Sosyalizma çöktü. Şimdi kapitalizma sallanıyor. Başka yere gitmeyin, buraya gelin. Asla gelin. İnsanlık 15 asırlık İslam tarihinin 13 asrında bununla idare edildi. Yeryüzünün kahir ekseriyeti ve oralarda adalet vardı. Yeniden bu adaleti işte bu sistem, bu nizam tesis edecek. Şimdi kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Yusuf suresinde Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf'un zindan hayatını bize anlatıyor. Zindanda orada kral bir rüya görüyor. Rüya Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a intikal ediyor. Rüya neydi? وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّ اَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ. Yani 7 tane zayıf inek, 7 tane besli, semiz ineği yiyor. وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّ اَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ. Nedir diye sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı yanındaki adam ondan bahsedecekti, unuttu. Sonra geliyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a, rüyayı anlatıyor. Yusuf Aleyhisselam o rüyayı tevil ediyor. Ortaya bir çözüm koyuyor. Ne diyor? قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِن۪ينَ دَأَبَا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yani siz diyor yine adetiniz olduğu üzere 7 yıl bu ziraatı ekmeye devam edin. Fama hasattum fezeruhu, hasat yaptığınız zaman o buğdayı başağında bırakın, ancak yiyeceğiniz kadar oradan alın, gerisi orada kalsın. Neden? 7 yıl kuraklık olacak. 7 yıl kuraklık olacak. O 7 yıl yaptıkları ziraat, aldıkları buğdayı başakla saklayacaklar, duracak, o kurt yemesin onu diye başağın içinde duracak. Sonraki 7 yılda onu yiyecekler. Ekonomi nedir? Üretim, tüketim dengesini koruyabilmek, muhafaza edebilmek. Yani iktisat budur. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam orada devletin ekonomisini nasıl ayakta tutacaklar onu gösteriyor. İşte sonra zindandan çıkıyor. قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ, hazine bakanı oluyor. İslam bize evet harama haram demeyi emrediyor. Peki helal ne? Meşru olan ne? Yani siz insanlar diyorsunuz ki tamam bunu yapmayacaksınız, bu haramdır. Peki neyi yapacaklar? Küresel güçler İslam diyarını işgal ettiler.
siyasi anlamda müesseselerini kurdular ama iktisadi teşekküllerini de onları da tesis ettiler. Bankalar kurdular. Müslüman tacirler, tüccarlar o bankalar üzerinden alışveriş yapmıyorlar. Paralarını göndermiyorlar. Fakat İslam diyarındaki gayrimüslim azınlık olanlar var. Allah korkusu olmayanlar var. Onlar banka üzerinden çalışıyorlar. Yani siz Libya'dan Suriye'ye mal göndereceksiniz. Suriyeli bir tüccarsınız. Libya'dan mal aldınız. Gemiyle gelecek. Şu kadar zamanda gelecek. Mal gelecek. Ondan sonra parayı göndereceksiniz. Şu kadar zaman elden para gönderiyorsunuz. Belki yolda eşkıya var. Yol kesecekler. Alacaklar. Bütün bunlar risk üzerine risk getiriyor size. Ama karşıda Ermeni bir tüccar var. Gidiyor. Bankaya parayı yatırıyor. Libya'daki adamın hesabına geçiyor. Para hesaba geçince oradan Libya'dan malı anında Suriye'ye gönderiyor. Siz ise bunu kaç günde yapabileceksiniz? Ulemamız, fukahamız fıkıh kitaplarında işte mudarebedir, murabahadır, şerike, şirkettir, şerikedir ya da o mesaili alıyorlar, bankanın içine koyuyorlar. Bankanın içine koyuyorlar. El-Bunukul İslamiye, İslam bankaları oluşuyor. Tabii buna riayet edenler var, etmeyenler var. Siz Müslümanlara nasıl meşru dairede ticaret yapacaklarını, ayakta kalacaklarını, büyük projelere imza atacaklarını, yatırım yapacaklarını, milyon dolarlık, milyon liralık, milyar liralık yatırımları nasıl yapacaklarını da aynı zamanda onlara gösteriyorsunuz. İslam yeryüzüne hakim olmak için gelmiştir. Dolayısıyla fukaha, müfessir, muhaddis okurken, ders takrir ederken mutlak ve muhakkak olarak İslam'ın bu yönünü nazara verecek her derste, her ibarede, her ayeti tefsir ederken, her hadis-i şerifi şerh ederken meselelere çözüm arayacak. Peki şimdi buradan hareketle iktisat nedir arkadaşlar? Yani iktisat dediğimiz zaman ne anlıyoruz? İnsan hayatını sürdürebilmesi için maddi ihtiyaçları var, istekleri var, arzuları var. Bunları karşılama durumundadır. Bunları karşılamak ister. İşte insan ihtiyacını karşılamak için yapılan bütün faaliyetler, üretim, tüketim, ihracat, ithalat, dağıtım, bütün bu ameliyelerin yekununa iktisat diyoruz. İktisat dediğimizde üretimden tüketime kadar dağıtım faslı, ithalat, ihracat aşamaları, bütün bunlar iktisat faslını oluşturuyorlar. Piyasa dediğimiz malını kar yapmak için üretenler var. Bir de ihtiyacı olduğundan dolayı onu alıp tüketenler var. İşte üretilen malla o malı tüketen insanların buluştuğu o yapıya ise piyasa diyoruz. Piyasa yani tüketiciyle üreticinin buluşmuş olduğu o kurum, o müesses yapı, ona piyasa diyoruz. Peki şimdi insan ve iktisat dediğimizde o halde insan arzuları, talepleri, beklentileri, bunların karşılanması, bunun karşılanması için üretmek gerekiyor. Dolayısıyla arzusu olan, hevesi olanlar, onlar da alacaklar, tüketecekler. İktisadi hayat bu çerçevede devam edecek. Arkadaşlar, insanların sınırsız tüketim arzuları var. Yani siz diyelim ki o gömleği giymek istiyorsunuz ama Zahid işte yelek giymek istiyor. Fatih kazak giymek istiyor. O lacivert istiyor. Siz mavi istiyorsunuz. İşte herkes başka bir şey istiyor. Bütün bunları karşılayabilmek, bu çerçevede üretim yapabilmek,
Fakat bunu yaparken müesses bir yapı olacak, onu ayakta tutacaksınız. O kaim olacak. O halde iktisadi bir yapının kaim ve daim olabilmesi için dört hususun altı çizilmelidir. Dört hususa riayet edilmelidir. Birincisi tahdidul evleviyat. Yani öncelikler belirlenecek. Öncelikler belirlenecek. Birincisi bu. Yani bir iktisadi yapının kaim ve daim olabilmesi için o toplumda, ferdin hayatında, cemiyetin hayatında, devletin hayatında önceliklerin belirlenmesi gerekiyor. Şimdi Zahid kardeşimizin 100 lira parası var. Kış günü paltosu yok. Dışarıya paltosu çıkınca hasta olacak. Ayakkabısı da eskidi. Birkaç tane kitap alacak veya evde bir ihtiyaç var, onları alması gerekiyor. Ama bu dört husustan para ancak bir tanesine yetiyor. Ne yapması gerekiyor? Hangisi öncelikliyse onu alacak. Dolayısıyla fertte, cemiyette ve devlette iktisadi yapının ayakta durabilmesi için öncelikler nelerse onu devlet ya da fert önce yapmış olacak. Yani top sahaları var, futbol sahaları var ama öte tarafta işsiz insanlar varsa devlet öncelikle neyi yapacak? Evvela fabrika yapacak. Öncelikle insanlara iş alanı açmış olacak. Bunu yapacak. Yani fert aile de onu yapacak. Evde çocuklar aç. 10 lira para varsa onunla baba eve ekmek alacak, eve helva alacak. Yani onunla keyif yapmaya bir yere gidemez. Ya da bir pastanede evde çocuklar ekmek beklerken 10 lirası olan bir baba onunla pastanede arkadaşına tatlı, baklava ikram edemez olmaz. Birincisi tahdidul evleviyat. İkincisi ise tahdidul vesail. Yani kaynakların tahsisi. Şimdi elimizde ne var? Bir, sermaye var. İki, iş gücü var. Üç, arazi var, yer var diyelim. Peki bunlar nasıl kullanılacak? Devlete baktığınız zaman 1 milyon metrekare bir devletin alanı olsun, tarlası olsun. Nüfusa bakacak. Ne kadar insan var, ne kadar buğdaya ihtiyacı varsa ona göre bir alan ayıracak. Yani en azından şu kadar bölgede buğday üretilmeli diyecek. Eğer onu yapmaz, insanlar A ürünü daha pahalı diye, ondan daha fazla gelir temin edecekler diye bütün bölgeler o yayılırsa, dışarıdan buğday ithal ederse o zaman orada cari açık oluşmuş olur. Ne yapacak o devlet? Sınırlandıracak. Yani şu kadar bir bölge fındık yapacak. Şunlar işte sebze üretecekler. Şurası buğday, şurası arpa, mısır üretecek diye bu şekilde bir sınırlandırmaya gidecek. Yine insan gücü onu da belli bir bağlamda, belli bir plan dairesinde kullanmış olacak. Hem bu cemiyette böyledir, hem fertte böyledir. Yani kaynağı tahsis etmek, sınırlandırmak, herkes istediğini yapamaz. Yapmış olsa o zaman iktisadi yapıyı o toplumda koruyamazsınız arkadaşlar. Üçüncüsü gelir dağılımı. Gelir dağılımı. Hani diyor ya üstad, bir kişiye 9, 9 kişiye bir pul. Kurt yapmaz bu taksimi, kuzulara şah olsa. İslam diyor ki evet sen zenginsin ama oradan fakire vermek zorundasın. وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Zenginin malında fakirin hakkı var. Fakat kapitalizm kazanan dilediği kadar kazanabiliyor. Onun fukarayla bir alakası yok. Fukara sadece onun gözünde müşteridir. O bağlamda bir önemi vardır. Paylaşma, bu noktada kapitalizmin bir emri yoktur. Bir talimatı yoktur. Ama İslam o gelirin nasıl dağıtılacağını, nasıl kazanılacağını, onun yollarını gösterdiği gibi
gelirin de insanlar arasında nasıl paylaşılacağını, onun da yolunu göstermiştir. Eğer adil bir gelir dağılımı olmazsa bir devlette, bir cemiyette yaşayamaz arkadaşlar. Çökmek zorundadır, çökmeye mahkumdur. Dördüncüsü ise tenmiye dediğimiz sürdürülebilir bir kalkınma olmalı. Yani şimdi siz bir yatırım yaptınız, ticaret yapıyorsunuz, bir yatırım yaptınız, kaldınız. Ondan sonra kenara çekildiniz, duruyorsunuz. Fakat arkadan gelenler var, onlar sizi yutarlar, yok olursunuz. Yani sürekli projeler geliştirme durumundasınız. Yani İslam iktisadi yapının içerisinde sizi sürekli olarak üretmeye teşvik ediyor. Bilakis üretmeyi emrediyor. Yani kalkınma iktisadi yapının devamı için sürekli olmalıdır. Sürekli, yani kalkınma, gelişme daimi olmalıdır, olmak zorundadır. Eğer öyle olmazsa yani bir gün o yapı mutlak ve muhakkak olarak çöker, çökecektir arkadaşlar. Fabrika böyledir. Yani bir adam yatırım yaptı. Yani siz araba üretiyorsunuz. 50 yıl önce başladınız. A firması, A markası olarak arabayı üretiyorsunuz. Aynı bant, aynı sistem, aynı aletler, edevat duruyorsa, yenilemediyseniz 50 yıl önce üretilen bir arabayı bugün üretmiş olsa bu adam piyasada olabilir mi, durabilir mi? Tüketiciler o firmaya yönelir mi, yönelmez. Peki ayakta kalması için ne yapmışlardır? Sürekli kendilerini yenilediler. Sürekli yenilediler. İşte iktisadi yapı bunu gerektirir. O halde dört unsur. Bir, öncelikleri belirlemek. İki, kaynak tahsisi. Üç, gelir dağılımının adil olması. Dört, sürdürülebilir bir kalkınma. Şimdi ekonomi sistemleri bunu hangi bağlamda ele aldılar? Öncelikle inşallah yarınki dersimizde kapitalizm ve sosyalizmi görecek. İslam zaviyesinden bunların hükmü nedir? Onu mülahaza edeceğiz inşallah. Estağfirullah ve tuğbileyi velhamdülillahi rabbil alemin.